Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi ufak bir dinletimiz olacak. Bir ekran paylaşımı yapacağız. Ardından da söyleşimize başlayacağız. Evet, öncelikle herkese bugün burada olduğunuz için ve bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Ve biz bugünkü aslında içten sohbetimize biraz farklı başlamak istiyoruz. Bu söyleşide aynı zamanda olağandan çıkmak bizim derdimiz. Ve biliyoruz ki müzik üzerine düşünülmeli, hatta çokça düşünülmeli. Bu yüzden de sözlerime Nietzsche ile başlamak istiyorum. Nietzsche'nin bir şiiriyle başlayacağım. Köprünün üstünde durmuşum geçen de. Karanlık geceye bürünmüşüm. Bir türkü duyulur uzaklardan. Altın damlalar yağardı bir de. Ürperen aynasında suyun, gondollar, ışıklar. Bir de müzik. Geçmiş kendinden. Yüzdüler alaca karanlığa doğru. Ruhum, şu görünmez parmakların dokunduğu çalgı. Bir Venedik türküsü söyledi gizlice. Boyam boyam mutluluk içinde ürpererek. Bir duyan var mı dersin? Bakalım, bugün bizi bir duyan olacak sanırsam. Bizi sizler duyacaksınız aynı zamanda ve tabii ki de kalbimiz kendi sesine de kulak vermiş olacak. Peki ama biz kimiz? Kimi duyacağız bizler bugün? Bizler Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi öğrencileri, Güher ve Süher Pekinal öncülüğünde kurulmuş olan müzik bölümümüzün oda müziği ekibiyiz. Okulumuz obua öğretmeni ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası obua sanatçısı Damla Tuncer bugün bizlerle beraber olacak. Ve aynı zamanda okulumuz mezunlarından çokça sevdiğimiz Pelin de bizi kırmayarak bugün burada. Sözü çok da uzatmadan müzikle sohbet halinde olduğumuz ve sevgimizi, anımızı paylaştığımız dostlarıma, Zeynep'e, Süleyman'a, Deniz'e, Pelin'e kulak vermek istiyorum bir an önce aslında. Ama öncesinde bu yolculuğumuzda daima yanımızda olan, bizim üzerimizde çokça emeği bulunan biri var. Kendisine, Damla Hanım'a birkaç şey sormak istiyorum. Damla Hanım, bize biraz oda müziği nedir, nasıl başlamıştır? Bunlardan bahsedebilir misiniz? İlk önce herkese merhaba demek istiyorum. İyi akşamlar. Böyle bir programı hazırlayıp sunduğunuz için de emekleriniz için tüm öğrencilere, okula da çok teşekkürler. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. O zaman şöyle başlayalım. Oda müziği nedir? Oda müziği küçük çalgı grupları için bestelenmiş eserlerin seslendirildiği topluluklardır. Yani aslında beraber müzik yapan küçük gruplardır. Bu küçük gruplar iki kişiden 12 kişiye kadar çıkabilir. Yani duo, tek kişi solodur, iki kişi diyodur, üç kişi triodur, kuartettir, quintettir, dörtlü, beşli, altılı diye 12 kişiye kadar çıkar. Bundan daha büyük olduğu zaman zaten oda orkestraları başlar. Yani İngilizcesi chamber music olan chamber orkestralara dönmeye başlıyor. Amacı ne diyebiliriz mesela? Müzisyenlerin bence benim kişisel görüşüm ve birçok otoritenin de söylediği aslında müzisyenlerin enstrümanları aracılığıyla sohbet etmesi. Yani bir müzisyen tek başına çalarken iki kişi oluyorlar, üç kişi oluyorlar ve müzikte bestecinin yarattığı stilde sohbet etmeye başlıyorlar. Birbirlerini dinlemeyi öğreniyorlar.
benken biz oluyorlar. Bireyselliğin içinde biz olabilmeyi öğreniyorlar. Başka ne söyleyebiliriz? Mesela ne zaman yaygınlaşmaya başlamış? Ya da ne zaman oda müziği aslında favori olmaya başlamış? 1700'lerin ikinci yarısında diyebiliriz. Yani Bach'ın oğulları olan Johann Christian Bach ve Johann Carl Philipp Emanuel Bach birçok oda müziği eseri yazdığını görüyoruz. Değişik kombinasyonlarda, piyanolu, yaylı, nefeslilerle beraber, dörtlüler, beşliler çok yaygın. Ama asıl yaygınlaşması bizim Viyana klasikleri dediğimiz Haydn, Mozart ve Beethoven'a başlıyor. Asıl onların oda müzik grupları çok daha büyümeye başlıyor. Oktetler, sekizler, nonetler, dokuzlular. Bir kısa bir şey daha, nasıl ortaya çıkmıştır? Aslında ortaya çıkışı çok enteresan çünkü 100 yıldan uzun bir süre, belki de barok dönemde müzisyenler evlerinde toplanıp müzik yapmaya başlıyorlardı. O yüzden chamber music, oda müziği daha çok çok büyük konser salonlarının veya kiliselerin değil de daha çok insanların evlerinin ya da şatolarının bir büyük salonunda beraber müzik yaptıkları yerlerdi ve şu an günümüzde de bu tradisyon devam ediyor zaten. Evet. Şimdi çok bu kadar. Haklısınız. Konuşmanızda bahsettiğiniz bir bölüm vardı bundan. Hep derslerde de bahsetmiştik. Benken biz olabilmek. Gerçekten bunun önemine çok inanıyorum kendi şahsım adına da ve arkadaşlarım da aynı şekilde. Bugün pandemide oda müziği olmaktan da bahsedeceğiz. Ki bahsettiğiniz üzere oda müziğinde örneğin biz 5 kişiyle bu yolculuğa çıkmıştık. Ki Pelin her ne kadar mezunumuz olsa da şu an bizden biri, ondan da bahsedeceğiz. Bu süreçte bize halen daha ne kadar yardımcı olduğundan, mezun olmasının bizim birlikte teliğimizin kopmasında hiçbir etkisinin olmadığından da bahsedeceğiz. Ki bu bahsettiğimiz süreçte enstrümanlarımıza da değinmek istiyoruz aslında. Biz oda müziğinde hangi enstrümanları çalarak şu an buradayız? Dolayısıyla ben de sizden sözü alarak biraz arkadaşlarıma da sormak isterim. Zeynep, bize biraz kendinden, enstrümanından bahseder misin? Merhaba, evet. Ben Zeynep. İki senedir arkadaşlarımla oda müziği yapıyoruz. Çok güzel eserler çıkardık. Ben flüt çalıyorum. Göstereyim hatta. Flüt. Üç bölümden oluşuyor flüt. Ağızlık, gövde ve kuyruk. Flütün yaygın kullanımı 12. yüzyılda başlanıyor Almanca konuşulan bölgelerde. Fakat 16. ve 17. hatta 18. yüzyıla kadar tam olarak orkestraya, işte oda müziğine girmeye başlıyor ve 20. yüzyılda da Böhm'le asıl şu anki halini alıyor ve öncesinde tahta, yani ağaçtan yapılmasına rağmen şu anda işte nikel, gümüş, altın tarzında maddelerden yapılıyor ve bu nedenle yani en baştaki atası tahtadan olduğu için tahta nefesler ailesinde. Böyle kısa bir bilgi vermiş oldum. Şimdi biraz oda müziğinden ve ben kendim nasıl flüt çaldığımı, sonra arkadaşlarımla nasıl böyle beraber bir şeyler ortaya çıkarabildiğimizden bahsedeceğim. Öncelikle ben normalde solo flüt çalmaya çok alışmıştım. Yani 2 yıl öncesine kadar gerçekten kendimi dinleye dinleye artık sadece kendimi duyuyordum. Yani dışarıdan bir şey yoktu kendime, yorum yapabilme yeteneğim yoktu. Arkadaşlarımla çalmaya başlayınca ben işte oda müziğine, odaya girdim. İşte orada obuacı var, piyanist var, kemanist var, seray var, fagotçumuz. İlk başta ben, Damla Hanım çok net hatırlıyordur. Hiçbir, yani la'larım, ben kendimi o kadar dediğim gibi dinlemeye alışmışım ki la'larım hiçbir şekilde onlarınkiyle aynı çıkmıyor. Fortelerim onlara tam olarak ulaşamıyor. Piyanolarım çok fazla aşağıda kalıyor falan. Ben kendime güvenimi biraz o sırada şey yitirmiştim açıkçası. Bu bir ilk 2 haftadan bahsediyorum. Sonrasında biraz daha alıştım. Damla Hanım bana çok yardımcı oldu. Kendi öğretmenim de bana çok yardımcı oldu. Yavaş yavaş işte onları dinlemeyi öğrendim. Kendimi daha iyi koordine edebilmeyi öğrendim. İlk senemizde biz Telemann çaldık. Gerçekten çok güzel bir dinledim zaten. Kayıt ortaya çıkardık. Bu dönemde karantina dönemine yeni başlamıştık. Öncesinde birbirimizi biraz dinlediğimiz için daha hani rahattık, duyuyorduk. Hani aklımızdaydı en azından. Bu sene biz Beethoven çalmaya başladık. Bizim için biraz zordu gerçekten. Çünkü birbirimizi duyamıyoruz. Entonasyonumuz
tutturamıyoruz. Özellikle ben kendi adıma dediğim gibi yine entonasyonlarım böyle cümlelerin sonunda düşüyor. Onlara ulaşamıyorum böyle bir. Duyamadığım için bazı sıkıntılar yaşadım. Biz bu sırada Sera'yla konuşuyorduk, daha böyle kayıt bitirmeye yaklaşıyoruz. İşte Sera'yı arıyorum gece. Gerçekten gece. Birbirimizle konuşuyoruz işte, bu olmadı, nerede hata yaptık, nereleri düzeltmemiz lazım falan. Gerçekten biraz şey oldu ama sonunda güzel bir yine bir şey kayıt çıkarmaya başardık. Sonrasında biz tekrar telefona döndük. Biraz daha alıştığımız bir şeydi yani, bir sanatçı. O yüzden daha rahat oldu Beethoven'dansa. Ama gerçekten burada özellikle Deniz'in rolü çok gerçekten önemli bence. Çünkü Deniz bize çok sağlam bir baz oluşturdu piyanoyla. O yüzden ben ona biraz sözü bırakmak istiyorum burada. Biraz o anlatsın. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Evet, ben Deniz. Yaklaşık olarak 8 senedir piyano çalıyorum. Oda müziğine geçen sınıfın başında girdim. Azıcık piyanonun kendi tarihinden biraz bahsedebilirim sanırım. Piyano 17. yüzyılın sonlarında icat edilip 18. yüzyıl civarında artık Mozart, Beethoven gibi bestecilerin sahneye girmesiyle biraz da popüler hale geliyor. Bunun öncesinde işte daha çok kilise müziğinde kullanılan klasen gibi başka tuşlu aletler var. Piyano, çoğunuz piyano çalmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Müzik, yani müzikle aşağı yukarı ilgisi olan insanlar. Herkese bir çaldırılır piyano. Müzik yeteneğine var mı yok mu diye. 88 tuşu var. 7 oktavdan oluşuyor. Şimdi ortada göstereceğim piyano yok ama zaten işte dediğim gibi biliyorsunuz üzerimiz. Piyanoyu ben uzun süre zaten Zeynep'in de bahsettiği üzere çok da kendimi duyamayarak çaldım. Yani sonuçta iki elle aynı anda 7-8 notaya falan basılan bir enstrüman. Ve çok da kendi çaldığınızı duyamıyorsunuz açıkçası. Kayıtta bile artık hangi nota öne çıkmadı, hangisi biraz daha geri planda olmadı, bunu ayarlaması çok zor. Gerçekten yani. Herkes kendi enstrümanına işte der işte. Nasıl diyeyim? İşte benim enstrümanım en zorudur. Ne bileyim. Ama gerçekten benim durumumda piyanonun cidden en fazla yetenek isteyen enstrüman olduğunu düşünüyorum. Yani en fazla çalışma, ciddi disiplin, kulak isteyen bir şey. Tabii benim de çok öğrendiğim şey var. Ama en azından artık Damla'nın da arkadaşlarımın da yardımıyla çok da kendimi duymaya başladım piyanoda nihayetinde. Bunun dışında gene zemin bahsettiği üzere ben biraz da çaldığımız parçalarda daha çok bası oluşturuyorum. Yani benim partilerimde genelde hemen hemen bütün enstrümanların partisini, sololarını duyabilirsiniz. Farklı yerlerde öne çıkar, farklı yerlerde biraz daha geri falan bir plandalar olun. Yani bir anda yani piyanonun bir parçasını öğrenmek oda müziğinde bir aslında oda müziğindeki yani arkadaşların bütün parçasını öğrenmek gibi bir şey oluyor. Her birinin nereden ne yaptığını, nasıl öne çıktığını, hepsini yani takip etmem gerekiyor. Hangi melodiler biraz daha öne çıkacak, biraz daha vurgulu, daha nüanslı. Başka ne diyebilirim? Evet Deniz, aslında bahsettiğin şeyler çok değerli şeyler gerçekten. Ve açıkçası evet, kuartetten de bugün bahsedeceğiz ama siz Süleyman'la Diyo'da da çok güzel işler yapıyorsunuz. O yüzden biraz oraya da değinelim isterim. Sen ve senden sonra Süleyman da Diyo hakkında da neler düşünürsünüz? Orada piyanist olmak senin için nasıl bir duyguydu? Bunlara da değinebilirsen güzel olabilir. Diyo biraz da Süleyman bahsedecek galiba. Onun için çok fazla şey yapayım. Bir yandan ne diyebilirim işte. Diyo'ya aslında asıl olarak biz bu sene başladık karantina sırasında. Yani çok fazla birbirimizi duyabileceğimizi iddia edemeyeceğim ne yazık ki. Yine birbirimize kayıt atmaya falan çalıştık. Başlarını öğrenmeye çalıştık. Bundan öncesinde bazı üst sınıf arkadaşlarımıza yardım etmek amacıyla Diyo yapmıştım. İşte Oba'da gerek, Keman'da, Violoncel'de Diyo yapmıştım ama yani bilmiyorum. Karantinada gerçekten bu işler zor.
Ben genelde parçaları falan birleştirmekle yükümlüyüm bir yandan. Parçaları birleştirirken de yani birleştirmek dediğim işte demin dediğiniz gibi kayıtları hazırlarken parça birleştirme sorumluluğu genelde bende oluyor. O sırada herkesin deneme amaçlı yaptığı kayıtları inceleyip nerede ne azaltılabilir, işte ses arttırması falan bunları ayarlayabiliyorum. Kemanda biraz daha zor oluyor bu işler. Yani o yüzden biraz daha zor bir süreç bütün odanızın olduğunda. Ama onu da bir şekilde karantina olsa bile üstesinden gelebildiğimizi, biraz ayarlayabileceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bizim için çok değerli tecrübelerdi. Evet, yüz yüze yaşadığımız zorluklar da vardı ama dijital dünyada müzik yapabilmeye yaklaşmanın zorluğu da çok ayrı bir, keyifli bir süreçti bence. Bunu da gördüğüm için ben şahsen mutluyum ki sana da çok teşekkür ederim. Çok güzel cümlelerle ifade ettin ki bahsettiğin üzere sen olmasan hani bir oda müziği tahmin edemiyorum. Gerek o kayıt birleştirme sürecinde olsun, gerek Zeynep'in de bahsettiği piyanistin o müthiş, Damla Hanım'ın da bir ifadesi vardı. Yani pastanın o tabanını sen kuruyorsun ve senin üzerine biz çalmaya başlıyoruz aslında. Ki bu noktada ben Süleyman'a da dilersen dönmek isterim. Onun da düşüncelerini almak isterim. Süleyman, sen bugün bize neler anlatmak istersin? Merhaba, ben Süleyman. Öncelikle ben yaklaşık 9 senedir keman çalıyorum. Şimdi biraz size kemandan bahsedeyim. Kemanın modern görünümünü 16. ve 17. yüzyıllarda Amati ve Stradivarius oluşturmuştur. Ve günümüzde de hala onların kemanları bulunmaktadır. Hatta dünyanın en pahalı kemanları olarak aratabilirsiniz. Biraz kemanın genel özelliklerinden bahsedeyim. Kemanda 4 tane tel bulunmaktadır ve birkaç bölüme ayrılmaktadır. Burası salyangoz, notaları bastığımız yer tuşe, ortadaki şu kısım köprü ve burası da kemanın gövdesi. Keman yaylı bir çalgıdır, bu yüzden bir yaya sahiptir. Kemandaki yaylarda at kuyruğu kullanılmaktadır. Bu şekilde at kuyruğu telleri daha iyi tutabilmektedir ve ses çıkmasını sağlamaktadır. Kemandaki ses çıkımından bahsedecek olursak, ilk olarak yay buradaki telleri titreştirir. Bu titreşim köprü sayesinde üst kapağa iletilir. Üst kapaktaki titreşimde kemanın içinde görmediğimiz bir can direği var. O direk sayesinde alt kapağa iletiliyor. Bu alt kapak sayesinde de kemanın içinde bir titreşim oluşuyor ve son olarak da buradaki F deliklerinden çıkıyor ve duyduğumuz keman sesi ortaya çıkıyor. Şimdi birazcık kendi oda müziği düşüncelerinden bahsedeceğim. İlk olarak online ortamdan çalışmaya başladığımız ilk parça Beethoven'ın triosuydu. Beethoven seçmemizin nedeni çalıştığımız dönemin Beethoven'ın 250. doğum gününe denk gelmesiydi. Bu sebeple Beethoven'ı seçmiştik. Aslında Beethoven bizim için bir ilkti. Çünkü daha önceden hiç Beethoven çalışmamıştık. Ve klasik dönem parçası da çalışmamıştık. Bu sırada aslında iki tane fark ortaya çıkıyor. Biz daha önceden Telemann çalmıştık. Telemann bir barok dönem eseri bestecisi. Fakat Beethoven ise klasik dönem bestecisi. Bu iki dönem arasında farklı stil şeyleri var, farklılıkları var. Bunlara örnek verecek olursam, ilk olarak barok dönemde genellikle eserler kiliselerde çalınıyordu. Ve kiliselerde çalınmasından dolayı ses daha fazla yankılanıyordu ve bayağı geniş bir alanı kaplıyordu. Bu yüzden barok dönem eserlerinde aslında vibrato denilen tekniğe gerek yoktu. Vibrato da aslında sesin titreşmesi denilebilir. Bu sayede daha güzel bir ton ortaya çıkıyor. Fakat klasik dönemde eserler artık kiliselerden çıkmaya başladı ve konser salonları gibi yerlerde çalınmaya başladı. Bu sayede de aslında vibrato dediğimiz teknik ortaya çıktı. Bu farklılıklara bakacak olduğumuzda aslında iki farklı parçanın bir sürü değişik stile sahip olduğunu görebiliriz. Beethoven çaldığımda ben birçok yerde vibrato kullanmıştım. Fakat Telemann çaldığımda neredeyse hiç vibrato kullanmamıştım. Vibratoya genellikle yayınla yapmaya çalışmıştım. O da farklı bir tekniğe giriyor. Teknik dışında benim zorlandığım bir kısım vardı Beethoven'da. O da müzikaliteydi.
Özellikle online ortamda yaptığımız için yaptığımız nüanslar, yani farklılıklar çok daha az duyuluyordu. Bu sebeple yaptığım farklılıkların daha büyük olması gerekiyordu. Mesela forte yapacaksam daha yüksek, piyano yapacaksam normalden daha düşük yapmam gerekiyordu. Bu sayede aslında kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum müzikal anlamda. Yani bana bir katkısı oldu. Aynı zamanda bu dönemde bir kayıt yaptık Beethoven'ın. Bu kayıtta birçok zorluk yaşadık. Bence müzisyenlerin en zorlandığı şeylerden bir tanesi de kayıt. Çünkü normalde bir konsere çıktığınız zaman yanlış yapsanız da doğru yapsanız da her şey olup biter. Fakat kayıtta öyle olmuyor. Kayıtta düzeltme şansınız olduğu için bu şansı kullanmanız gerekiyor. Yani en ufak bir hata yaptığınız anda daha iyi çıkması için, daha iyi bir sonuç almanız için her şeyi en baştan yapmanız gerekebiliyor. O yüzden bu sebepten dolayı bayağı zorlandık kayıt alırken. Fakat güzel bir sonuç çıkardığımızı düşünüyorum. Bunun dışında birazcık duo oda müziğinden bahsedeyim. Ben Deniz'le duo oda müziğinde çalışıyorum. Bu çalışma zamanında aslında benim piyanistlere olan bakış açım da değişti. Çünkü normalde ben solo çalıyordum ve konserlere çıktığımda da yanında bir eşlikçi oluyordu. Fakat ben eşlikçiyi çok fazla dinlemiyordum. Genellikle kendi parçama daha fazla odaklanıyordum. Fakat duo oda müziği sayesinde aslında piyanistlere de daha fazla odaklanmayı öğrenebildim. Çünkü duo oda müziğinde piyanist eşlikçi değil. O da benim gibi yine bir eser çalan birisi. Yani aslında ikimiz de bir eser çalıyoruz. Ve sonuç olarak baktığımız zaman oda müziği de duo oda müziği ve trio oda müziği bir grup olmayı sağladı ve yanımdakileri dinlememi sağladı. Çok güzel Süleyman, çok güzel anlattın. Tek tek sen anlattığında o süreçler gözümün önünden geçti gerçekten. Ki bu diyoda da bahsettiğimiz üzere Deniz'le harikulade işler yapıyorsunuz. Quartet'te de konuşuyoruz yeri geldiğinde ve kayıttan da bahsettin aynı zamanda. Kayıda da söz gelmişken aslında ben Pelin'den de bahsetmek isterim. Pelin gerçekten muhteşem bir insan. Bugün burada bir kere daha bunu söylemek isterim. Bizim Zeynep'in de bahsettiği üzere o gece yaptığımız konuşmalarda işte kaydın ufak bir yerinde bir hata olmuştur. Bir daha giyinirsiniz gömleğinizi, işte ciddi kıyafetlerinizi, hadi bir daha çekelim olur. Herkes videoyu yeniden çeker, editlenmesi için Deniz'e gönderilir. Gerçekten çok heyecanlı süreçlerdi ve o anlarda o kadar böyle tatlı komik anılarımız da aslında yaşanıyordu ki. Örneğin ben hatırlarım, bir videoyu yeniden çekmem gerekmişti. İçeriye sinek girer, kış mevsiminin bir vakti, işte nota kağıdı düşer önüne kameranın, bir daha çekmem gerekir. O an hani anlıyorsunuz gerçekten zaman yönetimini kazandığınızı, disipline olma becerinizin daha çok geliştiğini. Müzik bölümünün kesinlikle bu etkisinden de, bu olumlu etkisinden de bahsetmek gerekir. Ve o kayıt anında bahsettiğimiz üzere hiç unutamayacağım. Pelin'in bize o desteği, o müthiş her an yanımızda olduğunu bilmemiz gerçekten çok çok mutluluk vericiydi. Dolayısıyla ben kendisine de sözü bırakmak isterim. Pelin, bir kere daha hoş geldin. Sana da bir mezun gözüyle sorsak, müzik bölümü, oda müziği senin için neler ifade ediyordu ve sen neler paylaşmak istersin bugün? Evet, öncelikle herkese merhaba. Ben Pelin, mezunum şu an. Yeni mezun olduğum gibi. Ben obacıyım. Yani oba çaldım oda müziğinde. Teleman çalarken arkadaşlar, onlarla birlikteydim. Yani 2019-2020 eğitim öğretim yılında biraz. Yani obadan bahsetmek gerekirse oba muhtemelen bu oda müziği içerisindeki en az bildiğiniz enstrümanlardan biri. Yani fagotla beraber. Şöyle fagot gibi oba da çift kamışlı ve tahta üflemeli bir enstrüman. 17. yüzyılda şu anki haliyle olan oba karşımıza çıkıyor. Yani ondan önce ataları var tabii ki. Hatta yani çoğumuzun daha çok bildiği zurnayla da atasının paylaştığı söyleniyor. Ancak tabii şu anda olan oba kesinlikle çok farklı bir şey. Ve bu barok dönemde ortaya çıkan oba o dönemde bir sürü besteciyi de etkiliyor. Bu yüzden bu barok dönemde oba parçaları bayağı revaçta. Yani bir sürü oba parçası yazan besteci de görüyoruz. Sonraki dönemlerde de tabii devam eden bir etkisi var. Yani
Vivaldi'nin, Mozart'ın hep babalar için parçalar yazdığında görmekteyiz. Yani biraz daha tanıtmak gerekirse oboyu ufak bir kamıştan üflüyorsunuz ve o kamış aslında oboyanın akordunu değiştirebileceğiniz, sesin kalitesini değiştirebileceğiniz tek böylesi gibi. Çünkü oba hani keman gibi veya piyano gibi akord edilmiyor. Size hani tam haliyle geliyor ve siz sadece o kamıştan çıkardığınız sesle yani o kamışa nasıl üflediğinizle sesini değiştirebiliyorsunuz. Hatta biraz da bu özelliği yüzünden orkestralarda veya işte bizim yaptığımız oda müziğinde genelde başlardaki la'yı oba veriyor. Yani herkese akort edebilmesi için la sesini oba veriyor. Aynı zamanda diğer enstrümanlardan biraz ayrışan bir sesi olmasıyla da bunu bağdaştırabiliyoruz. Çünkü hani keman verse cello keman hangisi la verdi, hangisi doğru la, biraz karıştırabilirsiniz. Ama yani bu yaylı ailesinden veya bazı üflemeli, hani bakır üflemeli ailelerinden de ayrışabilecek bir şekilde oba gayet hani üstte kalabilecek ve duyulan bir sesi sahip. Bu yüzden yani baştaki la'yı veriyoruz. Benim de biraz zorlandığım bir şeydi bu. Çünkü her ne kadar sizin elinize hazır gelse de oboanın da entonasyon problemleri olabiliyor. Özellikle yani çok profesyonel değilseniz, ki biz de hani burada şey olduğumuz için, her ne kadar müzik eğitimi alsak da kesinlikle profesyonel seviyede olmadığımız için ben de başlarda çok zorlandım. Yani entonasyonu tutturmak olsun, insanlarla uyum içerisinde çalmak olsun. Ama bence bu oda müziği sanatçı olarak kimliğimiz bulmamızda bayağı önemliydi. Çünkü tek başınıza derslerde hep yanınızda bir öğretmeniniz oluyor. Hani sizden daha çok bilen hep bir insan oluyor. Ve kendiniz bir yargıya vardığınızda, hani burada düşük mü çalsam, yüksek mi çalsam dediğinizde her zaman öğretmeninize sorma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ama oda müziğinde biraz enstrümanınız sadece size ait. Ve biraz şey gibi, hani okuldan mezun oldunuz, artık çalışmanız gerekiyor gibi oluyor. O yüzden biraz daha enstrümanınızı benimsiyorsunuz ve kendiniz artık çalışmaya başlıyorsunuz üzerinde. Bence oda müziği bu açıdan çok önemliydi. Aynı zamanda özellikle hani karantinadan önce kendimiz çalabildiğimiz zamanlarda insanlarla aynı ritmi bulabilmek, hani aynı anda nefes alıp aynı anda başlayabilmek gerçekten oda müziğinin en değerli öğelerindendi benim için. Çünkü hani aslında ne kadar hani bu ders olsun, bu not olsun, biraz onlara takılmış olsak da müzik bölümü içerisinde amacımız insanlarla beraber müzik yapmak oda müziğinde. Ve bu beraberliği de ben çok iyi yakaladığımızı düşünüyorum. O yüzden yani mezun olsam da o beraberlik hala hatırımda olduğu için burada olmaktan çok mutluyum ve oda müziği de benim için çok güzel bir anıdır. Çok şahanesin Pelin. Bizim için de aynı şekilde bugün seni burada görmek, ki her zaman zaten halen daha grupta beraberiz, yine konuşuyoruz. Çok güzel şeylere de değindin. Ve yine izninizle ben de biraz fagota değinmek istiyorum aslında. Sonrasında yine biraz süreçten konuşmaya devam edeceğiz. Fagot aslında yine Pelin'in belirttiği üzere tahta üflemeli bir çalgı ve 16. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkıyor. Ses aralığı yaklaşık 4 oktava yakın ve uzunluğu da yaklaşık yine 1,5 metre diyebileceğim bir civarlarda. Fagotun 4 ana parçası var. Şu anda söküp gösteremiyorum ama belki bir gün daha detaylı bir şekilde onun da konseptini çekebiliriz. Kalak, çizme, bas ve tenor dediğimiz bölümleri var. Biraz da ses aralığından eğer bahsetmem gerekirse, kalın ses bölgesi dediğimiz bir yer var. Burada en kalın sesimiz si bemol ve buradan bir oktav incesindeki si bemol sesine kadar olan bir kısım var. Burada ses oldukça koyu, dolgun ve zengin bir tınıda gelir. Buradan ayırt edebiliriz. Bir de orta ses bölgesi dediğimiz bir yer var. Burada da dizek üzerinde ikinci aralıktaki do'dan bir oktav incesindeki birinci ek çizgi do'ya kadar olan bir kısımdan aslında bahsediyoruz. Ve buradaki sesler de daha yumuşak, ağır başlı ve biraz daha bariton
sesini andıran bir tondadır. İnce ses bölgesinde ise son bölüm olarak da birinci ek çizgi üzerindeki re'den ve ondan sonra gelen ince notaları aslında çalıyoruz. Bu sesler de inceldikçe gerçekten yoğunlaşan seslerdir. Bunun yanı sıra fagotta farklı parmak kombinasyonları var gerçekten. İnanılmaz bir beyin jimnastiği olduğunu düşünüyorum ben. Fagot çalmanın, ki enstrüman çalmanın kendisi aynı şekilde. Ve fagotu çalmak için de anlamışsınızdır ki biraz uzun bir enstrüman olduğu için bir kayış yardımıyla bunu gerçekleştirmem gerekiyor. Bu şekilde fagotu da çalıyoruz. Oda müziğinde çalıyorum diyebilirim. Bunun yanı sıra aslında bahsetmek istediğim bir nokta da bu, bahsetmiştik. Benim içinde biz olmak vardı ve Süleyman da biraz daha müzikaliteden, müzik bilgimizin aslında geliştiğinden bahsetmişti o da müziğinde. Bunlara ek olarak bir de bizim aslında çok önemli bir tecrübemiz daha var o da müziğinde. Biz kadans yazdık. Acaba hani bundan da biraz bahsetmeliyiz, değinmeliyiz diye düşünüyorum. Özellikle Pelin, Zeynep, sizler bu konuda kadans yazmıştınız, tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. Ve yine o dönemde örneğin benim oda müziğine dahil olduğum farklı bir süreçti. Ben de sonrasında onu anlatmak isterim. Eğer dilerseniz sizler de paylaşabilirsiniz tecrübelerinizi. Evet, bu kadans yazma olayı bizim için yeni bir olaydı. Çünkü hani alıştığımız şey, önünüze nota gelir, çalarsınız, olabildiğince iyi şekilde çalmaya çalışırsınız ve biter. Ama kadans yazma biraz da hani sizin yaratıcılığınızı kullanmanız gereken bir alan olduğu için üzerine bayağı çalıştık, onu hatırlıyorum. Yani özellikle bir kadansın diğerine akıcı bir şekilde geçmesi gerekiyor. O yüzden aslında tek başınıza kendi parçanızı, mesela ben oba için yazsam, ben flüt için yazsa, bunları son anda birleştirsek olmuyor. Hani biraz daha enstrümanlar arasında bir ahenkli bir sesler olması gerekiyor. Yani şey olsun, forte piano olsun, şey olsun, notaların birbirine akışı olsun. Biraz daha düzenli bir ses olması gerekiyor. O yüzden hani zorlu bir süreç, çok değil ama yine de biraz kendimizi zorlamamız, müzik bilgimizin sınırlarına erişmemiz gerekti. Ama bence eğlenceli bir süreç aynı zamanda. Zeynep, sen ne dersin? Ben de sana katılıyorum. Damla bize çok yardım etti bu süreçte. Ben gerçekten kadansın ne olduğunu bile bilmiyordum en başta. Sonrasında işte Damla bize anlattı. Biraz çalıştık, ondan da yardım aldık. Seninle konuştuk. Saray'la ben bayağı konuştum. O sırada Saray'ın fagotu da yoktu. Bahsedeceğim zaten sanırım. Onun da böyle gitarla, flütle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten bu arada Saray, sen bahset istersen biraz o süreçten. Pekala, pekala Zeynep. Gerçekten hani insan hatırlayınca duygulanıyor mu desem, gerçekten inanılmaz garip bir duygu içerisindeyim şu an. Zeynep'in de bahsettiği üzere o zamanlar fagotu ortak kullanıyordum bir arkadaşımla beraber. Tabii 11. sınıf olunca, terfi edince fagot yalnızca bana kaldı ama o arkadaşım da tabii pandemi döneminde olduğumuz için bir ay onda, bir ay bende oluyordu. Okuldayken böyle bir derdimiz yoktu anlayacağınız üzere. Ve tabii fagot olmayınca ama oda müziği derslerine girmeye devam edince bir şekilde benim de entegre olmam gerekiyordu. Ve sağ olsun Damla Hanım'a da ben bir öneriyle gitmiştim ve o da kabul etti. Ben çok sevmiştim bu önerimin kabul edilmesine. Acaba gitarımla katılabilir miyim diye sormuştum oda müziğine. Ve gerçekten o yazdığımız kadanslarda olsun, devamında oda müziğinde gitarımla bir şekilde kendimi ifade edebilmek ve müzik yapmaya devam etmek benim için çok değerliydi. Ki bu oda müziğinin yalnızca bir fagotçu olarak parçası değil, Seray Çakır olarak bir üyesi olduğunu da anladığım bir deneyimdi aslında. Gerçekten güzel güzel işler yaptık ve Zeynep'in de bahsettiği üzere gitar, flüt, kaydı bile almıştık Bach'ın bir eseri üzerinden. Çok değerliydi. Çok teşekkür ediyorum. Kendimi orada çok mutlu hissetmiştim. Bu oda müziğine ait hissettiğim anlardan bir tanesiydi. Damla Hanım, size de gerçekten çok teşekkür ederiz. Yani gerek kadans yazdık, bu çok farklı bir deneyimdi. Burada her zaman Zeynep'in de bahsettiği üzere bizimle beraberdiniz. Ki işin en başında aslında sizin yine kurduğunuz çok güzel bir cümle vardı. Ben size güvenmiştim. Biz gerçekten bizim kendimize güvendiğimizden çok birbirimizin aslında birbirimize güvendiğini düşünüyorum bir noktada. Çünkü Zeynep'le yaptığımız konuşmalarda olsun,
ben yapamayacağım galiba dediğimde hep Zeynep derdi. Hayır Seray, çok güzel yapıyorsun, devam et. Aynı şekilde biz hep birbirimizi bu şekilde destekleyerek bu kayıtları ortaya çıkardık. Bir noktada gerçekten yoldaştık, dosttuk diye düşünüyorum. Ve siz her zaman bizim yanımızdaydınız. Bizi yüreklendiren, cesaretlendiren kimse oldunuz. Bu yüzden sizin de varlığınız her anlamda bizim için çok değerliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok duygulandım. Sizi o kadar büyük bir zevkle dinledim ki hiç araya girmek istemedim. Belki çok ufak birkaç ilave yapabilirim. Eğer başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Çünkü oda müziğine başladığımızda okuldaydık. 5 kişi aynı sahnede, aynı anda büyük salonda özellikle çalışıyorduk. Zaman bulursak hani konser salonu ortamında akustik bize yardım etsin küçük odaya göre diye. Orada çok güzel işler yaptınız. Zaten orada birbirinizi dinlemeye başlamıştınız. Sonra bu pandemin başlangıcında dijital ortama geçince, dijital ortamın şöyle tabii bir dezavantajı var. Aynı anda iki kişi birden çalamıyor. Yani bireysel dersi yapmak bir açıdan daha kolay. Ama oda müziğinde düşündük, ben işin açık tarafı iptal etmeyi hiç istemedim. Çünkü aynı anda çalamasanız bile size yine de bir şeyler öğretebileceğimi düşünüyordum. Ve sizin de buna çok merak gösterdi. Ve beraber oturduk konuştuk. Nasıl yapalım? Şöyle bir karar almıştık. Birazcık müzik tarihinden başlayıp özellikle hangi dönem çalıyorsak Telemann çalıyoruz. Ben böyle ufak ders gibi de değil de bir konu bir hafta veriyordum mesela. Telemann kimdir? Onun ya aynı dönemde yaşamış besteciler kimdir? Etkilendikleri böyle bir ders çalışma gibi de daha çok meraklı olma gibi. Onları mesela hazırlayıp getiriyorlar. Ertesi ders konuşuyorduk onları. Sonrasında notaların üstünde çalışmaya başladık sürekli. Yani editing yapmaya başladık. Ve ben notamın üzerinde her haftanın kaydı ayrı. Ve biliyorum o hafta ne kadar gelişme göstermişsiniz. Geçen hafta yaptığınız bir şeyi, bir mesela hatayı, ertesi hafta çaldığınız zaman burası olmuş tamam deyip geçebiliyoruz mesela. Kayıt süreci de keza aynıydı. Sürekli dinleyip ve aslında pandemi dönemi sizin müzisyenlik kariyeriniz diyeyim. Öğrencisiniz ama olsun. Yeni bir fark getirdi çünkü kayıt yapmak daha zor bir şey. İnsan normal odada çaldığı zaman kendi kulağına çok hoş gelebiliyor. Diyor ki her şey harika. Kayıt yapıp dinlediğiniz zaman diyorsunuz ki hayır ben kendimi aldatmışım. Artikülasyonlarım doğru değilmiş, entonasyonum doğru değilmiş, notayı kaydırmışım ve inanılmaz bir gelişme oldu hepinizde. Yani bu dönemde de çok büyük gelişmeler var. Keza arkasından Beethoven'a başladık. Beethoven sizin için seviye olarak zaten zor. Yani profesyonel müzisyenlere de zor çalışılması gereken, stil olarak barok döneme göre çok farklı. Bir tanesi polifonik barok dönemi, çok sesli. Beethoven'da vertikal çok sesli, armonizasyon başlıyor. Tamamen farklı bir konu. Keza kadans yazdığınızda da aynı şey oldu. Sizin solfej ve armoni bilginizi de aslında zorladık birazcık. Denizin partisinin üzerine ne yazabilirsiniz armoni kalıbı üzerinde? Yani bu kolay işler değil bunlar. Gerçekten emek ve çalışma gerekiyor. Ve büyük bir cesaretle yaptığınız bir ölçülük, iki ölçülük, minik kadanslar. Dediğiniz gibi hepsini birbirine bağladınız. Çok güzel oldu, çok keyifli. Gitarla katılman da çok büyük renk kattı çünkü nefesli ve yaylı arasındaki denge kuruldu. Bir şey daha söylemek istiyorum. Burada Deniz'e ben özellikle değinmek istiyorum. Şimdi piyanonun işi zaten zor kayıt yaparken. Fakat barok dönem çaldığınız zaman piyano tuşesinden klavsen sesi çıkarmak gerçekten zor bir şey. Ve Deniz dinleye dinleye uğraşa uğraşa en sonunda geldiğimizde biz çünkü Diyoda da Fransız barok hiç kolay bir şey değil. Piyanodan klavsen ses çıkarmak ve Deniz şu an gerçekten klavsen tınısına yakın bir tınıyla piyanoda ses çıkarıyor. Yani bunu da özellikle söylemek istedim çünkü bu çok ayrı bir başarı. Diğer enstrümanları demin anlattınız hepiniz. Hani kamışlar çok etkili, yay çok etkili. Piyanoyu şöyle biliyoruz. Bastığınız zaman ses çıkıyor. Basit gibi algılanıyor o anlamda ama renk çıkarma konusuna geldiğimiz zaman en dezavantajlı enstrümandır. Çünkü çalan kişiye çok büyük yük biner. Çok büyük, entelektüel olarak çok düşünmek lazım. Ben nasıl bir ses çıkarmak istiyorum? Ve onun için ben hakikaten bu seneki gelişmelerinizden hepinizin
teker teker geçmesinden çok memnunum ve mutluyum. Beni mutlu ettiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz Anlı Hanım. Biz de aynı şekilde o mutluluğu yaşıyoruz şu anda. Ki gerçekten çok içten bir sohbet oldu. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım dinleyenler için de o şekilde olmuştur. Gerçekten bir kere daha çok teşekkür ediyoruz. Size de, emeklerinize de, ki arkadaşlarıma da aynı şekilde bu güzel günü yarattıkları için, dinleyenlere zaten ayrıca geldikleri için. Ve dilerseniz aslında sonlara doğru da yaklaşıyoruz hissettiğiniz üzere. Sizlerin soruları varsa onları yanıtlamaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Damla Hanım'a olur, bizim Oda Müziği ekibine olur. Bugün sorularınızı da yanıtlamak isteriz. Dilen varsa şu süreçte chatten gönderebilir sorularını veyahut da mikrofonunuzu açıp da direkt söz alabilirsiniz. O zaman ilk soruyla ben açılışı yapıyorum. İlk olarak şeyden bahsettiniz, bir kadans yazdığınızdan bahsettiniz. Kadans nedir? Kadansı biraz daha açıklayıcı anlatabilir misiniz? Biraz daha açabilir misiniz bizim için? Onu kadansı yazanlara soralım mı? Evet, tabii bence. Burada Pelin, Zeynep, sizler ne dersiniz? Biraz daha nasıl yazdık? Gerçi Pelin çok daha güzel anlatmıştı o süreci ama belki biraz daha detaylandırabilirsin dilersen. Evet, kadans. Yani evet, kelime olarak anlamını çok size vermeyen kelime. O açıdan katılıyorum. Yani bizim yazdığımız şekilde kadans aslında hani... Özellikle parçanın akor basılan bir kısmında kadans yazmıştık. Yani zaten temposu da yavaştı. Biz de hani çok 8'lik 16'lıklar değil, 4'lükler, 2'likler tarzı şeyler çalıyorduk normalde. Ve kadans hani bunların bir çeşitlendirmesi gibiydi aslında. Hani var olan akordaki notaların mesela bir 2'lik varsa onu 2-4'lüğe çevirip ufak bir nota değişimi yapıyorduk mesela. O şey, yani tam olarak süsleme denilebilir mi? Emin değilim. Süsleme yani, gibi biraz melodi aslında. Armonik basa göre, hani aşağıdaki armonik basa göre üzerinde çünkü birlik notalar vardı ve akorlar vardı. Bu bir grave bölümdü. Çünkü 5 bölümlüydü Telemann ve bu bölümde sadece bir ölçülük düz sesler vardı. Ben de şöyle düşünmüştüm, ufak kadans. Şimdi kadansın anlamı tabii dönem dönem değişen bir şey. Barok dönemdeki kadanslar daha küçük, serbest stilde yazılmış. Improvize gibi duyuluyor ama aslında o alttaki basın armonik yapısına göre yazılıyor. Yani uydurulmuş bir şey değil aslında. Altta bir kural var. Kuralın üzerine, o kuralın el verdiği üzerine bir minik müzik yazıyorsunuz. Şimdi klasik dönemin kadansları, konçerto kadansları daha büyüktür, daha serbesttir. Baroktakiler daha ufaktır. Burada yapılanlar, biz 4 ölçüyü enstrümanlara bölmüştük. Herkes o ölçünün içinde kendine bir melodi yazdı. Basın el verdiği, yani Deniz'in piyano partisine uygun bir şekilde. Zor bir iş, söylemem lazım. Yani gerçekten müzik bilgisi gerektiriyor ve uğraşmak lazım. Kolay değil. Evet, zaten şey, Zeynep de hatırlar. Biz bunu şey olarak yapmıştık hani. Kesinlikle bir hali, en güzel hali diye karar veremediğimiz için enstrümanların işte sırasını değiştirdik veya yaptığımız not, işte o notaları değiştirdik bazen. Böyle biraz yani çeşitlendirmeye çalıştık elimizdeki seçenekleri. Sonunda da yani en içimize sinene karar vermiş bulunduk biraz. Kesinlikle zor bir süreçti. Hatırlıyorum sizin ne kadar uğraş verdiğinizi de ama çok değerli, emek verilen bir süreçti. Çok farklı bir süreçti gerçekten. Teşekkür ederiz bu soru için de bu arada Ezgi. Gerçekten güzel bir soruydu, güzel bir noktaya değindin. Eğer başka sorularınız varsa onları da yanıtlamaya devam edebiliriz. Ben bir soruyla devam edebilirim. İlk olarak Zeynep flütün la sesine entonasyonundan bahsetmişti. Daha sonra da Pelin de oboanın ilk olarak çıkardığı la sesinden bahsetmişti. Burada la sesinin önemi nedir ve neden la sesi tercih ediliyor? Evet, güzel bir soru. Evet, ben cevap verebilirim buna. şöyle,
Pelin de dediği gibi biz akora Oboa'dan almaya çalışıyorduk ama en başta Deniz'in piyanosunun akoruna göre biraz gitmeye çalışıyorduk. Vela akorundan alınıyor. Flütte akort etmek ben bilmiyordum, yine dediğim gibi çoğu şeyi bilmiyordum o da müziğine gelirken. Bu başlık kısmının gövdeye bağlandığı kısımdan akort ediyorsunuz. Orayı açıyorsunuz ya da kapatıyorsunuz. Ve benim için bulmak çok zor çünkü flütün başlığından görebileceğiniz gibi bu delik biraz büyük. Ve ağzınıza nasıl oturttuğunuz onu biraz yani fark ettiriyor la notasının nasıl çıktığını. Ve la'lar birbirlerine oturmazsa hepsinde tüm oda müziği enstrümanlarında. Dinleyeceğiniz şey gerçekten böyle karmaşık, güzel, duyulmayan kötü bir yani eser haline geliyor. O yüzden la sesini tutturmak gerçekten çok önemli. Burada ben küçük bir bilgi ekleyebiliriz sonra. Pelin'den sonra şey yapacağım. Tarihsel gelişimle ilgili. Evet, ben de belki aynı şeyi söyleyebilir olabilirim sizinle. Şey, bildiğim kadarıyla tarihsel olarak bu la sesinin önemi, yani çok hesaplanmış, böyle çok yani mükemmel bulunmuş bir ses değil. Ama bu çoğu enstrümanda la telin bulunmasından dolayı. Hani çoğu bu uzun zamandır kullanılan keman gibi enstrümanlara baktığınızda, yaylılara baktığınızda çoğunda bir la teli bulunuyor. La sesi de çoğu enstrümanda bulunan bir ses zaten. O yüzden yani böyle bir karar verilmiş ve tarihi olarak bizim dönemimize kadar gelmiş diyebiliyorum ben. Şimdi titreşime hertz deniyor. Hertz sayısına göre yapılıyor ve la sesi dik giden bir ses ve neden oboa veriyor? Aslında oboa çünkü en vertikal, trompetle birlikte en vertikal enstrüman. Fakat oboanın rezonansından dolayı, titreşiminden dolayı çok daha ileri, çok uzağa gönderebiliyor vertikal enstrüman. Ve hertz'i la'ya göre ayarlıyorlar. Bu barok dönemde, barok dönemde de şöyle bir durum var. İtalya'da hertz 398, Almanya'da 415. Yani bir aslında şey yok, tam olarak kesin bir şey yok. Ancak şimdi günümüze geldiğimizde ülkeden ülkeye yine değişiyor. Mesela İngiltere 440'ı baz alıyor hertz la sesinde. Bizim ülkemiz İstanbul 442 baz alıyor. Ankara 443'ü baz alıyor. Şimdi öyle bir durum var ki hangi şehirde ve hangi ülkede çaldığınız da çok... Hani bu birazcık size böyle ekstra şey bilgisi olsun... Böyle bir durum var ve onun için aslında piyano ile çalındığı zaman piyanodan baz alınır ama oboacı piyanodan la'yı alıp yine de o gruba dağıtmakla yükümlüdür. Yani oboanın gerçekten vertikal ses özelliğinden dolayı delerek geçiyor. Yani onu kapatmanız mümkün değil. Ama bir keman, bir flüt, bir klarnet, bir fagot kalabalık içinde büyük bir orkestra olduğunu düşünün. Üflediği zaman kaybolur ama oboayı kaybedemezsiniz. Böyle bir özelliği var. Evet. Teşekkür ediyoruz bu arada. Gerçekten güzel bir soruydu. Güzel sorular geliyor. Çok evet. Güzel sorular geliyor. Eğer yine eklemek istediğiniz sorularınız varsa yanıtlayabiliriz. Aslında benim bir tane daha sorum var. Oda müziği yapılırken piyanonun öneminden bahsettiniz ama başka enstrümanlardan da bahsedildi. Bu oda müziği yapılırken kesinlikle bulunması gereken enstrümanlar var mıdır? Hangi enstrümanlar bir araya gelip oda müziği yapabilir? Soru kime? Açıkçası kim yanıtlamak istiyorsa. Kim yanıtlamak ister? Pekala, o zaman ben biraz başlayayım. Sonrasında Süleyman'la Deniz de isterlerse katkıda bulunabilirler. Aslında bu çok güzel bir konu ve buna biz de oda müziğinde biraz değinmiştik. Yani 4 tane cello bir araya gelse oda müziği olmaz mı? İlla ki farklı bir enstrüman mı olması gerekir? Hayır, tabii ki de öyle bir durum yok. Burada esas olan oda müziğindeki kişi sayısı. Dolayısıyla ben bunu ekleyip ardından Süleyman'a, Deniz'e de söz vermek isterim arkadaşlar. Biz quartet olarak örneğin başladık. Daha sonrasında onlar diyor yapıyorlar. Neden diyor deniliyor. Belli. Ama olsun yine de. Ben o zaman başlayayım.
Bence oda müziği için belirli bir enstrüman yoktur. Yani herkes yapabilir oda müziğini. Sadece iki kişi olması bile yeterli aslında oda müziği oluşması için. Yani aslında genel olarak bakacak olursak oda müziği demek birlikte bir müzik ortaya çıkarmak demek. Bizim aslında çaldığımız enstrümanlar belirli olduğu için biz bu çaldığımız enstrümanlara göre parçalar seçmeye çalıştık. Ve bu sayede de aslında Beethoven'ın bazı triyolarını ve Telemann'ın bazı trio veya kuartetlerini çaldık. Aslında cevabı bence bu kadar. Yani isteyen herkes oda müziği çalabilir. Sadece iki kişi olması bile yeterli. Belki Deniz'in eklemek istediği bir şeyler vardır. Ona da söz verebiliriz. Yani ben de genel aşağı yukarı bir şey çizeceğim. Genel olarak müzikte çok çok şeyde olduğu gibi bu zaten tarihte değişmiş bir terim. Zamanında klasik kullanırken artık piyano kullanılır. Başka da enstrümantal daha deneysel enstrümanlar falan da kullanılır. İşte kesin bir tanımı yok. Gerçekten o da müziği birden fazla kişinin beraber yani ortaya beraber bir şey sunmasıyla oluşan herhangi bir şey olabilir aslında. Evet. Evet, haklısınız. Bu da güzel bir soruydu bu arada. Ben ufak bir şey ekleyebilirim. Sadece bir bilgi. En yaygın olarak bestecilerin klasik dönemden itibaren kullandığı kombinasyon yaylı kuartetler. Yani birinci, ikinci keman, viyola ve cellodan oluşur. Ve nefesli kantetler, flüt, oboa, klarinet, fagot ve kornodan oluşur. Aslında şöyle de bir özelliği var oda müziğinin. Ben bir orkestra sanatçısı olarak bundan özellikle de değinmek istedim. Orkestranın içinin aslında bel kemiğini oluşturan bu yaylı kuartetler ve nefesli kentetlerdir. Her orkestranın içinde oda müziği grupları vardır. Birbiriyle zaten çok fazla iletişimde olan ve çalışan insanların büyük gruplar meydana getirdiği zaman yaptığı müzikler çok daha başarılı oluyor. Çünkü dinlemeyi öğreniyorsunuz. Yani aile olunmasıyla alakalı bir şey. Aile oluyorsunuz, kardeş gibisiniz. Ve onun için hani en yaygın kullanımı aslında yaylı kuartet, nefesli kantetler ama daha sonraki yıllarda gelen ve dönemlerin besteci. Mesela Beethoven'ın okteti var. Tahta nefesleri ikileyerek yaptığı flüt haricinde inanılmaz güzel tınılar çıkıyor. Onlu gruplar var. Yani birazcık da bestecilerin aslında renk algısıyla ve yapmak istedikleri farklı arayışlardan da doğabiliyor bazı şeyler. Zaman içinde çok gelişme göstermiştir. Onun için hani kesin klasik şu şudur diyemiyoruz. İki piyanonun da yaptığı oda müziği var. İki piyanodan oluşan da oda müziği eserleri var. Evet, kesinlikle. Kesinlikle öyle. Ve Süleyman'ın konuşmasında benim bir nokta daha dikkatimi çekti. Oda müziğinden bahsediyorsak bence buna da değinilmeli. Parça seçiminden bahsetmişti. Örneğin biz parça seçerken yeri geliyordu biz de araştırıyorduk. Acaba bu eseri çalabilir miyiz? Şu nasıl olur anlamadım diye. Bence müzikalite, o çalabilme yetisini de geliştirdiğimiz bir nokta oydu. Yani biraz hem kendi seviyenizi algılamaya, görmeye başlıyorsunuz ki Zeynep'in de bir çok değerli bir kavram vardı. Kendimi duymaya başladım. Ki hakeza ben oda müziğine girdiğinde örneğin fagota daha sıkı sarıldığımı fark etmiştim. Hatta müzik öğretmenim Mert Bey de sormuştu bana yani sende bir farklılık var, bir değişiklik var. Evet, o değişiklik oda müziğinin ta kendisiydi. Ben o şekilde enstrümanıma daha sıkı bir şekilde sarılıp çalışmaya başlamıştım örneğin. Dolayısıyla oda müziğinde o parça seçimi olsun, gerek kendi enstrümanını daha yakından tanımak olsun, bu noktaların da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum şahsım adına. Ama gerçekten çok değerli bir süreç. Teşekkür ediyoruz. Tamam, sizin de ekledikleriniz için. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Pekala. Eğer o zaman başka soru yoksa en sonda bir hatıra olsun diyerekten bir fotoğraf almak istiyoruz. Herkese de uygunsa. Dilerseniz kameralarınızı açabilirsiniz. Bugünden güzel bir anınız olsun istiyoruz. Evet. Gökhan Bey, siz alabilirseniz eğer ekran görüntüsünü olabilir.
Evet, tamamdır sanırsam. Teşekkür ediyorum, anladım. Teşekkür ederiz biz de. Teşekkür ediyoruz, anladım. Teşekkür ediyoruz. O zaman yavaş yavaş kapanışa da geçelim dilerseniz. Biz bugün gerçekten çok keyifli, içten bir sohbet gerçekleştirdik. Biraz o benim içindeki bize de değindiğimizi düşünüyorum. Ve söze Nietzsche ile başlamıştık aslında. Sözü onunla da bitirmek isterim eğer uygunsa. Nietzsche der ki, müziksiz hayat bir hata olurdu. Ve ben de şunu eklemek istiyorum. Gerçekten bu oda müziğinde olmasaydım, bu ekibin bir parçası olmasaydım ve bugün müzik yapmamış bir Seray olsaydım, çok eksik ve gerçekten çok hatalarla dolu bir hayatım olurdu. Dolayısıyla hem bugünü var eden Oda Müziği ekibine, Damla Hanım'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve isterseniz müzik için seslerle düşünme sanatı deyiniz, isterseniz de duygularımızın en açık dili. Ama şuna çok eminiz, biz sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir diyoruz. Ve çalışkan, üretken, yaratıcı teritör gençleri olarak da müzik için, sanat için uğraşmaya her zaman devam edeceğiz. Bize bu fırsatı sağlayan Güher ve Süher Pekinel'e, okulumuz değerli müzik öğretmenlerine, başta Damla Hanım olmak üzere ve aynı zamanda müzik bölümü koordinatörümüz Gökhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada olup bizimle anı paylaşanları, sizleri, daha sonrasında bizi dinleyecekleri de sonraki söyleşilerimizde yeniden ağırlamak isteriz. Umarız herkes için gerçekten çok keyifli bir süreç olmuştur. Çünkü bizim için gerçekten öyle oldu. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz ve ilerleyen zamanlarda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere.